Rusya'nın başkenti Moskova yarın yine dev bir protesto gösterisine sahne olacak. Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminin dürüst ve adil olması talebiyle on binlerce kişinin yarın Moskova sokaklarına dökülmesi bekleniyor. Bu halen başbakanlık görevini yürüten ve üçüncü kez başkanlık için yarışacak olan Vladimir Putin üzerinde kuşkusuz bir baskı oluşturacak. Ancak başkent Moskova'dan uzaklaştıkça bu muhalif protesto hareketlerine pek rastlanmıyor. Aksine kırsal kesimde Putin'e destek hayli yüksek. Ural Dağları'nın eteklerindeki Niznetagil kentinde her gün mahşer günü gibi. Burası bacaları hep tüten bir şehir. Çünkü günün her saati buradaki fabrikalarda demir ve çelik üretiliyor. Kar kirlilikten siyah çalmaya başlamış bu topraklarda. Ama insanlar geçimlerini bu fabrikalardan sağlamak zorunda. Ve istikrarsızlık bugünlerde en çok korktukları şey. Yevgeni Kazdov 50 yıldır buradaki metalurji fabrikasında çalışıyor. Vladimir Putin'in başkanlığını desteklemek için işçiler arasında bir komisyon kurulmasına ön ayak olmuş. Moskova'daki protestolar Rusya'nın hissiyatını yansıtmıyor diyor Yevgeni. İşçiler devrim falan istemiyor. Biz istikrar istiyoruz. Bu yüzden de Putin'i destekliyoruz. Biraz ilerideki tank fabrikasındaysa işçiler Putin'e bağlılıklarını canlı yayınlarda dile getiriyorlar. İşçilerden biri arkadaşlarını da yanına alıp Moskova'ya gitmek ve hükümet karşıtı protesto göstericilerine günlerini göstermekten bahsediyor örneğin. Yevgeni ve metal işçileri Moskova'ya yürümüyorlar. Trenle bölgenin başkenti Yekaterinburg'a gidiyorlar. Burada Uralların eteklerindeki diğer kentlerden gelen binlerce diğer işçiyle birlikte Putin yanlısı bir gösteri düzenliyorlar. Putin muhaliflerinin taktığı beyaz kurdelelerden eser yok buradaki gösterilerde. Bu gösterilerin simgesi işçi eldivenleri. Ancak gösteriye beklendiği kadar katılım olmuyor ve destek gösterilerinin bir bölümü de biraz mizanseni andırıyor gibi. Bu fotoğrafçı örneğin aynı oyun Putin'e yazısıyla poz veren farklı farklı birçok kişinin fotoğrafını çekiyor. BBC'nin görüştüğü ve kimliğini gizlemek isteyen bir işçi, iş arkadaşlarının bu gösterilere katılmasının ardında bedava dağıtılan tren biletlerinin ve kendilerine ekstra izin günleri verilmesinin olduğunu söylüyor. Peki Rus sanayinin kalbinin attığı bu bölgelerde Vladimir Putin'e destek gerçekte ne kadar? Putin'e bu bölgelerden yüksek bir oy çıkacağı kesin. Ancak işçilerin bu desteğinin ardındaki etken Putin'in hayatlarını daha iyiye taşıyacağı inancından çok değişimden duydukları korku olabilir.